Ya her yere baktım, bütün sosyal medya sitelerine falan baktım. Kız yok. Sosyal medya kullanmıyor. Ya bu devirde hala sosyal medya kullanmayan kaldı mı ya? Ben. Ayrıca yani en azından adresini hatırlıyor musun? O da bir şey. Babasının tuhafiye dükkanı vardı, onu hatırlıyorum. Böyle biz oraya giderdik Belgin'le beraber. Küçük bir dolar vardı, onları çizmeye çalışırdık. Şerkat, bir şey soracağım. Senin böyle pişman olduğun, ne bileyim keşke onu öyle yapmasaydın dediğin bir şey var mı? Var tabii canım, olmaz olur mu? Allah Allah. Şaşırttın beni, beklemiyordum var demeni. Yani sen böyle bir sorun çıktığında hemen onunla yüzleşen birisin ya, o yüzden söylüyorum. Ya çok eski mevzu. Daha küçüktüm ben o zaman. Ama işte vicdanın yaşı olmuyor. Kararmadıkça da unutmuyor insan. Yumurta satan bir adam vardı. Yanımda sürekli horozla dolaşırdı. Ama horozu görmen lazım Esin. Bir havalı, bir havalı. Adam horozuyla oynamama hiç izin vermezdi. Ya çocuk aklı işte. Taktım kafaya, oynayacağım mutlaka horozla. Adamın arkasını döndüğü bir anda açtım kafesinin kapağını. Aklım sıra biraz oynayıp geri koyacağım. Kedi ya sanki bu. Horoz kaçtı tabii. Ben de peşinden fırladım. Tek gözüm de adamdı ha bu arada. Fark ederse canımı okur diyor içim. Horoz da sanki bu anı bekliyormuş gibi atladı kamyonun damperine, firar etti gitti. Ben de sap gibi kaldım onu. Yapacak bir şey yok. Giden gitti. Adama durumu anlattım ama fayda etmedi. Delirdi. Horozum da horozum diyor, başka bir şey demiyor. Ben anlamıyorum tabii horozun adam için ne kadar kıymetli olduğunu. Amma da tantana ettim. Ben alırız yenisini dedim. Ne yaptın peki? Aldın mı horoz? Aldım tabii canım. Para biriktiriyordum ben o zaman. Bisiklet alacaktım kendime. Sonra patlattım kumbarayı. Aldım horozu doğru pazara. Ama adam yoktu. Öğrendim ki belki bulurum umuduyla horozun peşinden gitmiş. Ondan sonra her pazar kurulduğunda elimde horozla gittim. Başka pazarlarda dolaştım belki rastlarım diye. O yüzden horozu da hep yanımda gezdiriyorum. Ama yok, hiç bulamadım. İçime oturdu adamın horozunu kaçırmam. Öyle öyle adama vereyim diye horozla gezdikçe alıştım ben de. Ferdinand'la ayrılmaz bir ikili olduk. Ferdinand kim ya? Ferdinand o dönem Beşiktaş'ın efsane futbolcusuydu. Yani ben küçüktüm yani oynadığında gerçi de. Peder falan da çok severdi. Yani horozla çok haşır neşir olunca bir süre sonra kanka olduk tabii. Ben de Ferdinand adını verdim ona. Neyse sonra o adamı da çok aradık falan ama bulamadık yani hiçbir yerde. Benim de içimde ukde kaldı. Ya işte hiç aklımdan çıkmadığına göre de elbet bir gün bulurum diye umut ediyorum. Tamam işte. Önce benim bu Belgin'i buluruz, sonra da yumurtacıyı buluruz. Keşke. Tamam işte bak, çok yakınız şu anda. Buralarda bir yerlerde, şu ileride solda falan. Ha. Emin misin? Evet evet, çok iyi hatırlıyorum burayı ben. Belgin? Ben Nilgün. Nasıl yardımcı olabilirim size? Ya çok pardon, ben bir arkadaşıma bakıyordum da Belgin. Hatta babası buranın sahibiydi, Cahit amca. Ha, 2 yıl oldu onlar taşınalı. Dükkanı biz devraldık Cahit amcalardan. Bir kasabaya yerleşecekti onlar. Peki kızları da onlarla gidecek miydi biliyor musunuz? Yok, o gitmedi bildiğim kadarıyla. Peki sizde numaraları var mı Cahit amcanın ya da Belgin'in? Ne yazık ki telefon numaraları yok bende. Tamam, o zaman ben size telefon numaramı bırakayım. Eğer siz bir haber alırsanız lütfen beni arayın, olur mu? Olur, tamam. Ben de kartımı vereyim de ne olur ne olmaz. Şöyle karşılıklı zaten dükkanlar. Tamam, bir şey öğrenirsem haber veririm. Teşekkür edersin. Eyvallah. İyi günler, görüşürüz. Kolay gelsin. Ha. Ben bu hatayı nasıl düzelteceğim şimdi Şevkat?
Bunu bile bile insan nasıl yaşar ki şimdi böyle? Tamam canım, kendine bu kadar yüklenme ya. Yani senin de isteyerek yaptığın bir şey değil sonuçta. Ya evet, isteyerek yapmadım tabii ki ama insan yine de kendini suçlu hissediyor. Ya tamam, bugün halledemedik belki ama elbet halledeceğiz biz bu işi yani. Sen içini rahat tut ya. O zaman bugün seni yumurtacıyı arayalım. Da. Nerede bulacağız ki? Bir Niko'ya sorsak. Belki o işte pazarın kurulduğu mahallenin muhtarını tanıyordur. İşte o pazarcıların bir kaydı falan tutuluyordur belki bir yerde. Ya bir yerden başlamamız lazım. Doğru diyor. Mantıklı, bunu bir sorabiliriz evet. Bakalım ya hayırlısı. Valla Sevkat, işin çok zor. Ama imkansız değil. Buluruz diyor ya. Tabii ki buluruz. Hepimiz dünyada birbirimize 6 arkadaş mesafedeyiz. Önemli olan sadece doğru bağlantıları bulmak. Da nasıl bulacağız? Sen o mahallenin muhtarını tanımıyormuşsun. Adamın da sadece pazarcılık yaptığını biliyoruz. O da kaç sene önce. Haklısınız ama şunu unutuyorsunuz. Bu adamın bir hikayesi var. Kamyonun arkasından giden horozun peşine düşen adam. Ve hikayeler her zaman kulaktan kulağa anlatılır. Ve her kulak bir insana aittir. Ben bir araştırma yapıp size dönerim. Eyvallah, konuşuruz o zaman. Teşekkür ederiz Niko. Rica ederim. Bu arada paltoya bakmaktan seni dinleyemedim ha. İyi ki almışsın böyle kabara kabara ha benim paltom. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.